İYİ Parti'de de gözler 27 Nisan'a çevrilmiş durumda. Orada da e, Meral Akşener'in yeniden aday olmayacağını söylemesine rağmen aday olup olmayacağı konuşuluyor. Bakalım İYİ Parti cephesinde durum ne? Aziz milletimize teşekkür ediyor. 31 Mart yerel seçimleri sonucunda kurultay kararı alındı. 27 Nisan tarihinde İYİ Parti olağanüstü kurultaya gidecek. Kurultay öncesi ise parti içinde tartışmalar devam ediyor. İyi Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu... Parti içinde Meral Akşener'i destekleyenler kurultayı erteleme çabasına girişti. O çabaları ilişkin açıklamaysa Genel Başkan adayı Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi. Dervişoğlu, Meral Akşener'in görevine devam etmesinin söz konusu olmadığını ifade etti. İl Seçim Kurulu'na bildirilmiş bir kongre kararı söz konusudur. Kongre için adaylarımız da yola çıkmıştır. Dolayısıyla bu saatten sonra kongrenin ertelenmesi... ya da iptal edilmesi yönündeki gayret ve çabaları ziyadesiyle iyi niyetli bulmakla beraber şartlara uygun görmüyor. Bir diğer genel başkan adayı Koray Aydın da kurultayın yapılacağını belirtti. Aydın, olağanüstü kurultayı iptal ettirme girişimleri var. Bu kabul edilemez ifadelerini kullandı. Meral Akşener'e bugüne kadar verdiği olağanüstü emekler, gösterdikleri büyük fedakarlıklar ve milleti adına cesaretle yürüttüğü memleket mücadelesi için hasreten teşekkürlerimi arz ederim. Beşinci olağanüstü kurultay Ankara'da 27 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Şimdiye kadar genel başkanlık için dört isim adaylıklarını açıkladı. Mehmet Tolga Akalın, Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Günay Kodas. Mevcut genel başkan Meral Akşenerse kurultayda aday olmayacağını belirtti. Gözler şimdi 27. insan tarihinde yapılacak olağanüstü kurultayda. Üzerimize düşen sorumluluğu Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.